demokratik bir hak olarak ilk defa Kerküklüler önümüzdeki aylarda yapılacak yerel seçimlerde oylarını kullanmaya hazırlanırken Irak parlamento tarafından yeni seçim yasasının son düzeltmesinden yer alan seçimlerden önce seçim kütüğünün gözden geçirilmesiyle ilgili 35. maddeyi içermeden oylanması Türkmenler ve Araplar tarafından şiddetle kınıyoruz. 2005 yılından günümüze dek tek bir etnik oluşum çıkarları için demografik amacıyla diğer illerde 300.000 civarında vatandaşın Kerkük'e getirilmesi ve seçimlerde esas alınan Ticaret Bakanlığı'nın gıda kartı sicillerinde kaybedilmeden dolayı yerel seçimlerin yapılması asla kabul edilemez bir durumdur. Kerkük'te Türkmenler ve Araplar olarak yerel seçimlerde sadece Kerkük halkının katılımını garanti altına tutulması amacıyla meclisteki vatansever siyasi parti ve grupların yerel seçim yasasının son düzeltmesinde yer alan 35. maddeyi yasaya dahil ederek ve Ticaret Bakanlığı verileri yanında birleşik vatandaşlık kimliği esas alınması ve ulusal kazanmalara sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bütün bu zikrettiklerimizin notlarının alınmaması takdirde Kerkük'te barışçıl yaşamı ve kardeşliği bozarak memleketin güvenlik ve istikrarını tehdit etmeye çalışanları şiddetle uyarıyoruz. Kerküklüleri demokratik haklarından mahrum etmemek ve şaibesiz bir seçim gerçekleştirilmesi için seçim kütüğünün gözden geçirilmesi ve 2005 yılından beri tek bir etnik oluşumun lehine çalışan Yüksek Seçim Komiserliği Kerkük ofisinin yeniden yapılandırılmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde Kerküklerin demokratik ve anayasal haklarına karşı alınan tekli kararlara karşı Türkmenler ve Araplar olarak tüm anayasal hak ve hukukun seçeneklerine başvuracaklardır. أنا محافظة كركوك ومنذ 2005 لم تشهد أي انتخابات محلية بسبب سجل الناخبين المزور والذي حصل فيه تلاعب كبير من قبل القوى السياسية التي كانت تسيطر على مقاليد الأمور في محافظة كركوك قبل 16/10/2017 وهذا السجل حاليا يضم مئات الآلاف من الناخبين هم ليسوا من أهالي كركوك وإنما من المحافظات الأخرى نحن نجتمع اليوم مع الأخوة ممثلي المكون التركماني في قائمة جبهة تركمان العراق لنطالب القوى السياسية بوضع حد لهذه التدخلات والضغوطات وإبعاد المادة 35 التي سوف تضمن حقوق جميع أهالي كركوك وحتى بضمنهم الكرد لأن لا يمكن أن يقبل أي مواطن كركوكي أن يسلب حقه ويتم إقحام مواطنين من محافظات أخرى للتصويت بدله أو إضافة إلى أصواته وتغيير إرادة الناخبين في العملية الانتخابية. مكتب كركوك لا يوجد فيه أي توازن ومنذ 2005 ولحد الآن يدار هذا المكتب من جهة قومية واحدة وإبعاد كافة الكفاءات العربية والتركمانية عن إدارة هذا المكتب وهذه الإدارة الفاشلة التي سببت الكثير من المشاكل في كل الانتخابات السابقة وحدث ما حدث خاصة في عام 2018 من موجات احتجاج واسعة حول عملية التزوير الثابتة والواضحة في الانتخابات التي قام بها مكتب كركوك الذي يسيطر عليه في إدارته ومفاصله الرئيسية موظفون من قومية واحدة وإبعاد كافة الموظفين النزيهين والكفؤين من القوميات الأخرى.